bu kadar Türkiye'nin aleyhine olacak. Sayın Nebati, buyurunuz efendim. Gayet açık. Estağfurullah. Doğru. Doğru. Doğru, biz ilave ederiz efendim. Buyurun Sayın Nebati. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu arada gelen sorularla ilgili cevaplara zaten yarından sonra, yani Cumhurbaşkanlığı bütçesinden sonra inşallah 3 gün birlikte olacağız. O süre zarfında sorulara cevap veririz. Yalnız Engin Bey, bakın bir şeyde anlaşalım. Ben müesses nizamın, ceberrut devletinin ciddi, asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değil. Ben efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak güler yüzlü. Güler yüzlü olmaya da devam edeceğim. Ben bir hizmetkar olarak ben her zaman güler yüzlü olacağım, bir. İkincisi bir dakika. Ya bırakın şimdi. Sayın Özkoç. Engin Bey. Sayın Özkoç. Engin Bey, emeğin ne olduğunu, emeğin ne kadar kutsal olduğunu bilen birisine bana bunları anlatmayın. Yani bu ülke hiç kimseye, ben çocuklarımla dalga geçmiyorum. Bırakın şimdi. Bu ülke. Sayın Bakan, ilave süre veriyoruz. Lütfen Sayın Milletvekilleri. Bakın bir şeyi karıştırıyorsunuz gene. Bu ülkede emeği temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi değil. Emeği temsil eden birisi varsa o da AK Parti'dir. Kusura bakmayın. AK Parti 20 yıldır emeğe hizmet etti. Emeğin her türlü ihtiyacını karşıladı. Enflasyon karşısında ezdirmedi. Her türlü dar gelirliye, her türlü işlemi en iyi şekilde gerçekleştiren ve bunu güler yüzle yapan bir anlayıştır. Bu kadar net olarak söylüyorum. Şimdi ikincisi, bakın bir şey daha. Atatürk Musa Şerif Bey'i neden görevden aldı biliyor musunuz? Onun yerine Celal Bayar'ı getirdi. Celal Bayar'ı getirmesinin sebebi, ki kendisi İş Bankası'nın genel müdürüydü, İktisat Meclisi raporlarını da yansıyan kamu iktisadi teşekkülleri için halkın iktisadi refaha müsait olduğu zaman bu tesisler ilk fırsatta hususi müteşebbislere ve halka mal edilmelidir ibaresi önceki ve sonraki anlayış farkının en önemli kanıtı olarak görülebilir ve